Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün bu videonun konusuyla ilgili bir yarışma yapacağız. Bu bir anket olacak. Bu ankete katılanlar arasından 3 kişi bizim radar hisselerine, anlık takip dosyamıza 1 ay boyunca, Ocak ayı boyunca ücretsiz erişim hakkı kazanacak. Bugünkü konuyla ilgili bir anket olacak. Çok fazla soru olmayacak, en fazla 5-6 soruluk bir anket. Bugünkü konuya hızlıca bir giriş yaparsak, fintech nedir? Algo danışman nedir? Fintech, finansal teknolojiler, bunun kısaltılmışı. Bu konu artık dünyada çok hızlı bir şekilde dalga dalga yayılıyor. Finans sektöründe de tüm alanlarda da artık dijital bir dönüşüm kaçınılmaz gözüküyor. Peki bu dönüşüm finansal ekosistem için bir fırsat mı yoksa risk mi? İnsanlar işte yıllarca çalışıp kazandıklarını, işte emeklilik maaşlarını bir robota güvenerek tamamen onun kontrolüne verir mi, verebilmeli mi? Bu güvenli mi, değil mi? Bunu tartışıyor piyasa. Robo danışmanlar nelerdir? Robo danışman, işte robot danışman, işte geleneksel bildiğimiz yatırım uzmanlarının aksine bunlar tamamen bütün verileri analiz ederek ve bunları bir algoritma tabanı içinde size sunan robotlar. Aynı bir müşteri yöneticisi gibi, yatırım uzmanı gibi portföyleriniz hakkında tavsiye verebiliyorlar. Tabi bunları yaparken de çeşitli analizlerle bunları yapıyor. Yani bu robota güvenebilir miyiz? Ne kadar güvenebiliriz? Robot danışmanlar yatırım süreçlerini nasıl belirliyor, nasıl rol alıyor? Bu robot danışman olayı işte Avrupa'da, Amerika'da oldukça büyük miktarda yaygınlaşan robot danışmanlar var. Müşterilerin deneyimledikleri süreçler oldukça basit. Tek yapmanız gereken işte bir bilgisayar, tablet veya telefon üzerinden bir form doldurmak. Burada işte risk toleransınızı, hedeflerinizi, yatırım amacınızı anlattığınız bir online bir form dolduruyorsunuz birkaç dakika içinde ve bunun üzerine robotlar tamamen sizin verdiğiniz bilgilerle sizin paranızı otomatik olarak yönetiyor. Bütün duyguları ki bir kenara bırakarak tamamen analizlerle, verilerle bu sistemler üzerinden işlemleri yapıyor. Sizin adınıza işte hisse alıp satabiliyor, fon alıp satıyor veya örneğin işte dolar alıp satabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle bir sisteme, bir robotik sisteme güvenir misiniz? Anketimiz de bu konuyla alakalı bir anket. Dediğim gibi 5-6 tane soru olacak ve burada 3 kişi 1 ay boyunca ücretsiz bizim anlık radar listemize erişim hakkı kazanacak. Bizim radarımıza yeni takılan geçen hafta videomda anlattığım hisselerin son durumuna da bir bakalım bu videoda. Bizim ay başında listemize radara takılan hisselerden Oyak Çimento da bu hafta işte 9 üstü hedefini görerek %10'la olumlu radardan çıktık Savade için. BİM'in hedef fiyatı, radardaki hedef fiyatı 75 liraydı. Bu hafta tam 75 lirayı gördü. O da şurada yeşil işaretlemeyi unutmuşum. O da tam olumlu olarak hedefe ulaştı diyebiliriz. Ay başından beri hedefine ulaşamayan 3 hisse kaldı. Emlak Konut, GEO, Doğutaş Kelebek ve Aselsan. Onlar da belki bu hafta hedefe ulaşabilir. Takip edeceğiz. Geçen hafta ek olarak 18 Aralık'ta tablomuza 5 tane yeni hisse eklemiştik. Radara takılan işte Turkcell, Alkim, Koza, Orge ve Kafein. Bunlardan da Koza Anadolu hedefimiz 15'ti. Çok çok daha üstünü görerek 16.74'te %19 ile olumlu radardan çıktı. Kafein 18.89 kapatmıştı geçen hafta. Hedef 20 idi. O da 22.56 ile %19'luk bir getiriyle radardan çıktı. Burada Turkcell,
Alkim ve Orge, onlar hala radarda, takipte. Aselsan'la ilgili bu hafta çok güzel bir haber vardı. COVID-19 ile ilgili bir tanı kiti geliştirdiklerini, hatta COVID'in yanında başka hastalıkları da tespit edebildiğini, yakında bunu hastanelerde kullanmaya başlayabileceğimizi söyledikleri bir haber vardı. Hisse için, belki geleceği için olumlu olabilir diye düşünüyorum. Bunlar bizim uzun vade hisselerimizdi. Tekfen, Garanti, Türk Hava Yolları, TAV, BEVA gibi hisseler. Bunlar bu hafta işte Tekfen 16.94 fiyatını görerek işte %12, Garanti %12, 10.3'ü gördü. Türk Hava Yolları 13.25'ten yüksek gördüğü fiyat. TAV 21.86'dan yüksek gördüğü fiyat ve DEVA 25.68. Bunların da ortalaması yaklaşık işte %10 gibi uzun vadede. Bir de bizim anlık olarak takip ettiğimiz listede bakalım neler olmuş. Ay başından beri bu Aralık ayındaki işlemler, toplam 8 tane işlem radara giren hisse ve çıkan hisse var. Olumsuz henüz çıkan bir hissemiz yok. Petkim işte yaklaşık 4 günde 7.4 ile karla radardan çıktı. İşte Aksigorta, o da yaklaşık 20 günde 16 Kasım'da girmişti radara. 7 Aralık'ta %8 ile radardan çıkmıştı. İstemir sadece 4 günde yaklaşık %11 ile radardan çıktı. Burada Özak Geo, bu da 5 günde %9 ile radardan çıktı. Alkim, o yaklaşık bir ayda %8.7 ile radardan çıkmıştı. 15 üst hedefini görmüştü. İpek Enerji aynı gün, bu hafta ayın 24'ünde yaklaşık 12.50-12.60 arasında radara girmişti. Aynı gün 13.91 ile yaklaşık %11'e yakınla bir günde radardan çıktı. Gübre fabrikaları 17 Aralık'ta radarımıza takılmıştı 47 fiyatıyla. 47 fiyatından bu hafta, işte dün Cuma günü 66.90 fiyatıyla işte yaklaşık %40 ile radardan çıktı. Evet, anlık radar listemiz bizim bu şekilde. Şimdi yarışmamıza dönelim tekrar. Bu bir TÜBİTAK projesi için yapılan bir anket. Burada anketi cevaplayanların hiçbir bağlayıcı niteliği yok. Yani elde edilen veriler sadece bilgi amaçlı kullanılacak. Üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Katılmanızı bekliyoruz. Dediğim gibi anketi dolduranlardan 100. 200. ve 300. kişi, yani toplam 3 kişi radar hisselerini Ocak ayı boyunca ücretsiz anlık takip etme fırsatı yakalayacaktır. Katılımınızı bekliyoruz. Şimdiden katılanlara teşekkür ederiz. Evet, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayalım. Sağlığınız olmasın. Hoşça kalın.